Usame Bin Laden'in öldürüldüğünün açıklanmasından bu yana Pakistan hükümeti baskı altında. El-Kaide liderinin nasıl olup da yıllarca başkent İslamabad'a çok yakın bir noktada yaşadığı, Pakistan istihbarat Servislerinin Bin Laden'i nasıl olup da fark edemediği gibi sorular soruluyor. Ve aslında bu sorular bir yandan Pakistan istihbaratının El-Kaide liderine yardım ettiği imalarını da içeriyor. Pakistan Dışişleri Bakanı, Bin Laden'in artık tarihi olduğunu, bu olaya takılıp kalmamak gerektiğini söyledi. Ancak Pakistan'ın El-Kaide ile olan ilişkileri hakkındaki tartışma kolay kolay bitecek gibi görünmüyor. Göz önünde çevredekilere kıyasla çok daha dikkat çeken bir binada ve askeri bir kışlanın olduğu bir kentte saklanmak pek kolay olmasa gerek. Ancak Washington, El-Kaide lideri Usame Bin Laden'in 6 yıl boyunca işte bu camların ardında bu binada yaşadığını savunuyor. Pakistan İstihbarat Servisi ISI 2003'te bu binaya operasyon düzenlendiğini ama daha sonra denetlemeyi bıraktıklarını söylüyor. Bin Laden'in tespit edilmemesi karşısında utanç duyuyoruz diyorlar. Ancak ISI'nin özrü herkesi tatmin etmiş değil. Polisi, bir ilgisiyle bir ilgisiyle Polisin askeri bir bölgede yaşayan bir yabancı hakkında bir şey bilmemesi mümkün değil. Buradaki tüm evlerde korumalar var. Aralarında konuşuyorlar, istihbarat servisine bilgi veriyorlar. Bin Laden 2005'ten beri orada kalıyorduysa birilerinin bir şey söylemiş olması gerekirdi. Ben haberleri olmadığına inanamıyorum. Bu Pakistanlı BBC'ye yaptığı açıklamada güvenlik kuvvetlerinin bölgede kuş uçurtmadığını söylüyor. Ne zaman akşam saatlerinde birileri gelse kimlikleri kontrol edilirdi. Nerede yaşıyorsunuz, hangi evde kalıyorsunuz gibi sorular sorulurdu hep. Pakistan'ın önde gelen askeri okulu Usame Bin Laden'in kaldığı evden yalnızca birkaç yüz metre uzaklıkta. Amerikan Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı bu fotoğraflarda Bin Laden'in kaldığı binanın yıllar içinde giderek genişletildiği görülüyor ve şüphe uyandırabilecek birçok etmen var. Örneğin binanın dışına yüksekliği 5,5 metreye varan duvarlar örülmüş, balkon 2 metrelik duvarlarla gizlenmiş, binanın arka cephesindeki pencereler kapatılmış ve evin çöpü de toplanması için dışarı bırakılmamış, yakılmış.'' Operasyon sırasında tam olarak neler yaşandığına dair yeni ayrıntılar da açıklandı. Beyaz Saray, Usame Bin Laden'in ilk açıklamaların aksine silahsız olduğunu belirtti. Ancak Bin Laden'in yine de Amerikan askerlerine direniş gösterdiği ve bunun üzerine vurulduğu ileri sürüldü. Ayrıca Bin Laden'in karısını canlı kalkan olarak kullanmadığı, karısının Amerikan askerlerinin üzerine atılmasının ardından bacağından vurulduğu açıklandı. Bir diğer kadınınsa çapraz ateşte kalarak öldüğü belirtildi. Pakistan bu operasyonda hiçbir rol oynamadığını söylüyor. Artık bu sayfayı çevirmemiz, önümüze bakmamız gerekiyorlar. Bu operasyonun adli tip ayrıntılarına, kim ne yaptı tartışmalarına girmeye hiç gerek olmadığını düşünüyorum. Geleceğe bakmaya çalışıyoruz. Usame Bin Laden artık tarih olmuştur. Geçmişe takılıp kalmak istemiyoruz. Polis şimdi görev başında görülüyor. Ama Usame Bin Laden'in fark edilmeden nasıl olup da 6 yıl boyunca burada gizlendiği sorusu gerek Pakistan ordusu gerekse istihbarat servisinin başını ağrıtmayı sürdürecek gibi.